Gelelim bizim konuşmadığımız birkaç ufak nokta. Bir de tabii piyasa ne olacak diye soruyorlar. Arkadaşlar izleyiciler haklı olarak biz hep aynı şeyi yapıyoruz. Az sonra deyip bütün dolar, TL vesaireleri sona bırakıyoruz. Ama ben araya önce bir petrolle girelim diyorum. Çünkü önemli bir bugün şeyde Cezayir'deki ne o? İstikşafi görüşmeler Aa, bile. nereden hatırladın ya? Neydi o, neydi o? İstikşafi. İstişka, ne? İstikşafi, Ahmet Davutoğlu'nun şeydi, istikşafi görüşmeler. O karşılıklı İstikşafi. Git gel, hani aldım, inceledim, geri döndüm, şey yaptım. İstikşafi. İstikşafi görüşmeleri İstikşafi. Vardı şeylerin, OPEC'in. Evet, o OPEC'in de hiç bitmiyor maşallah. Bitmez de aslında süper bir iş yapıyorlar biliyor musun? Bayrağı bir biri alıyor, bir biri alıyor. Biri manipüle edip laf ediyor. Biraz bir de para yapıyordur onlar. Para yani yapmıyorlar kadar... da... Hayır, şöyle yani. Kendileri yapıyorlar da onların yaptıkları 3-5 mesele el birliğiyle yapıyorlar bunu. Bir biri yapıyor. Fiyatı 47-48 dolarda nasıl tutarız diye bayağı bir kafa patlatıyorlar. Onun için bunu yapıyorlar ama tutamayacaklar. Bir petrol grafiğini ne olacak peki tutamayacaklar? Az sonra. Bir petrol grafiğini ekrana koyarsak şey yapacağım. Onun üzerinden geçelim istiyorum. Çünkü bugün gene kritik bir yere geldik petrolde. O da bu şey OPEC anlaşamıyor. Zaten JP Morgan geçen hafta bir küçük bir petrolle uğraşanlar arasında kendi çapında küçük bir şey yapmış. Anket yaptı. 5 soru var. 5 soruda işte bunlar anlaşmaya varırlar mı? Varırlarsa ne olur? Varmazlarsa ne olur? Vesaire böyle bir şey var. İran'ın işte ne kadar artar? Libya ne kadar artar? Üretimi falan gibi bir şeyler var. Şey peşindeler. Habire hani piyasa ne düşünüyor? %65 bunlar anlaşamazlar demişti zaten. Yani 3'te 2'si katılımcıların bunlar anlaşamazlar. Anlaşsalar bile zaten fiyatların içinde %5 ya yukarı çıkar ya çıkmaz dedi. Çıkamıyor. Şimdi burada gene grafiği ben getirdim ekrana. 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşüyoruz. Neresi orası da 46.66 galiba 50 günlük hareketli ortalama. Evet 46.67 şu andaki fiyatta 46.01'lerdeyiz. Ben aşağı gideceğini ve bunun aşağıdaki mavi çizgi olan 200 günlük hareketli ortalama bugün için şu andaki rakam hemen söylüyorum. 42.72. Oh, ne daha güzel 42.5 seviyelerine kadar gelecek. 42.5-43 seviyelerine kadar düşecek bu. Ben yani çok severim. Düşük petrol severim Türkiye için. Ben onun için sana söyleyeyim. Özel olarak hani senin bu sene çıkmaz, cari açık problem olmaz. Hatta düşecek yılın ikinci yarısında ancak çıkarsa çıkar. O da petrol şimdi başlıyoruz çıkmaya. Daha petrol senin bizim o zamanki 35-40 dolarların üzerine çıktığımız için oluyor. 50 dolar değilse bile 46-47 dolar ortalamayı yakalıyoruz. İyidir ya aslında öyle. Bence de yani. Bugün Fatih Birol yalnız enteresan bir şey söyledi. Evet. Seneye de talebin artmasını çok beklemiyor. Evet şimdi oraya geleceğim. Yani şimdi işin arz tarafı var. Bu arada geçen gün okudum. Çok sevdiğim bir şey var benim. Cash Olgan diye bir şey duydunuz mu? Cash Olgan. Şeyin takma adı. Kazakistan'daki petrol sahası Kaşagan. Abi Kaşagan desene tamam ya. En sevdiğim şeydi bir dönem Kaşagan ya. Canını çıkartırdım Kaşagan'ı. Evet, Kaşagan 20 milyar doları gömdüler oraya. Petrol yeni üretmeye başlıyorlar. 150 bin varilden 250 bin varile çıkacak. 200 bin varile çıkacak yıl sonu itibariyle. İran ben 4 milyon varilden önce durmam diyor. Tabii. Libya geldi. Yani onun için arz tarafında halen daha şey var. Artış var. Fatih Birol'u da ekleyelim. Yani petrolde, hani petrol trade eden var mıdır yok mudur bilmiyorum ama en azından hepimiz de yakından ilgilendirdiği için söyleyeyim. Böyle bir düşüş trendi demesem bile yukarıya çıkmakta zorlanan petrol yavaş yavaş kademeli olarak ben 42-42,5 dolarlara kadar geleceğini düşünüyorum. Terleyen hayvan formasyonu dediğimiz.